Merhaba, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bugünkü videoda ertelemekten ve erteleme ile başa çıkma yollarından bahsedeceğim. Artık kronikleşen ertelemekten bahsediyoruz burada. Daha yaygın bilinen İngilizce kökenli ismiyle procrastination durumu. Bu durum neden oluyor, niye yaşıyoruz, nasıl bunu dönüştürebiliriz? Biraz kendi tecrübemden yola çıkarak Bunları aktarmaya niyet ediyorum bu videoda sana. Tahtamı da yanıma aldığıma göre başlayabiliriz. Müzik Öncelikle kendimin uzun süre yaşadığı odak problemlerinden, anksiyete, depresyon gibi durumlardan sonra yıllar yıllar içerisinde pek çok süreç yaşadıktan sonra bunun içinden çıkabildiğimi fark ettim. İçinden çıktıktan sonra da geriye dönüp bir baktım. Burada ne ters gitmiş ve ben bunları neleri yaparak dönüştürdüm ya da şu anda hala yaşadığımda bu durumları gerçekten içeride neler oluyor ve bunları nasıl değiştirebilirim? Bunu biraz sistematize etmeye çalıştım açıkçası ve bu videoda onu aktarıyor olacağım. Tabii ki bu konuyla ilgili farklı farklı kaynaklar okuyup dinlemişimdir. Farklı gerek psikolojik gerek spiritüel gerek enerjetik uygulamalardan destek almışımdır. O yüzden bu videodaki bilgiler muhtemelen herhangi bir literatürdeki bilgilerle birebir örtüşüyor olmayacak. Parça parça örtüşüyor olacak. Bu anlamda da aslında iki başlık incelemek istiyorum bu videoda. Bir tanesi geçmiş. Yani ne oldu da biz erteleyen, odaklanamayan bir insan haline geldik. Hayatımızdaki hangi unsurlar, hangi inançlar, hangi duygular bunu yaratıyor kısmı. Diğer inceleyeceğimiz başlıksa gelecek kısmı. O da şundan ibaret. Aslında önümüze baktığımızda bir motivasyon bulamamak, bir hedef bulamamak vesaire ileriye gidebilmemiz için geçmişten taşıdığımız yükleri ve sıkışıklıkları bırakmamız gerek. Ama onları da bıraktıktan sonra e ee ben şimdi nereye gideceğim diyorsanız yine bir yere gidemiyor olacaksınız. Kendimden ve çevremdeki insanlardan tespit ettiğim ortak unsurlar üzerinden bir şekilde anlatıyor olacağım bunları. Bizi erteleme davranışına sürükleyen ve bu ertelemeyi kronikleştiren bazı bakış açılarına ve inanç kalıplarına dikkatimi getirdim. Kayron da buna katılıyor. Bir tanesi bunu yapacağım ama ne işe yarayacak ki inancı. Bunu cümle olarak sarf etmiyor veya kendinize tespit edemiyor olabilirsiniz. Bu biraz gerilerde kalmış, arkalarda kalmış bir bakış açısı olabilir. Bu ne demek? Ders çalışacaksınız diyelim ya da işiniz var çalışıyorsunuz bir görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Ama o görevi yerine getirmek sizin için yeterince ödüllendirici değil. Örneğin çalıştığınız yerde Maddi manevi beklediğiniz tatmini almıyorsunuz ya da üniversitedesiniz, sınava çalışıyorsunuz ve kafanızda şöyle bir şema var. Ama dediğim gibi bu şema gerilerde kalmış olabilir. Tamam, şimdi çalışayım, bu sınavdan yüksek aldım. Sonra ne olacak? İyi, dersi yüksek notla geçeyim. Sonra ne olacak? Belki de o bölümden mezun olup o diplomayı elinize alıp sizi bekleyen hayatı aslında istemiyorsunuz. Yani o sonuç o kadar iştahınızı kabartan, sizi böyle coşturan, mutlu eden bir şey değil. E bu da zaten halk arasında motivasyon kaybı dediğimiz şey. Yani gideceğiniz hedef, o küçük iş parçacıklarını yapıp bitirdiğinizde karşınıza gelecek şey size ee hissi yaşatıyor. Geri planda bu fikir çalıştığı için bunu mikro seviyeye indirdiğiniz zaman size işte e, o işi yapmak için yeterince sebep olmaması olarak yansıyor. Sizi yataktan kaldırmaya, sizi koltuktan kaldırmaya, sizi o izlediğiniz diziyi bıraktırmaya yetmiyor yani bu işin ödülü. Şimdi işin biraz daha bilinçaltı kısmına giriyoruz. Eğer en içimizde kendimize dair imajımız, kendimizi görme biçimimiz, örneğin ben başarısız bir insanım, ben beceriksiz bir insanım, zaten hayatta hiçbir şey benim istediğim gibi olmaz ki. Gibi gibi inançlar varsa eğer sizin sisteminiz bu inançları yanlışlayacak bir şey yapmaya kalktığınızda alarm verir ve size bunu yaptırmamak için elinden geleni yapar. Çünkü o koltuktan kalkıp o işi yapıp da maazallah başarılı olur iseniz içinizdeki ben başarısızım, ben beceriksizim inançları yanlışlanacaktır. Ve bunu bildiği için zihniniz sizi o alanda tutmak için türlü türlü fikirler üretir ve bu fikirler de size çok mantıklı gelir. Bir dizi daha izlemek, işte efendim onu yapmak yerine evi süpürmek e, filan gibi böyle sizin benliğinize, sizin bilinç yapınıza konuşacak şekilde zihniniz çeşitli çeşitli e, sebepler üretir. O işi yapmamanız, başarıya gitmemeniz, becerikli olduğunuza dair kendinize kanıt yaratmamanız için bunlar da e nereden geliyor? Bunlar tabii ki gerçeği yansıtmıyor. Bunlar sadece bir bakış açısı ve fikir. Kendimizin nasıl biri olduğuna ya da nasıl biri olmadığına dair. Çünkü bunlar taşa yazılmış özellikler değil. Yani bir elim var, parmağım var falan gibi şeyler değiller ki onlar da ne kadar sabit. Dolayısıyla bunlar size söylenmiş şeyler kendinizle alakalı. Aileniz tarafından, ilkokul öğretmeniniz tarafından ve içinizdeki çocuk da bir şekilde buna inanmış vaziyette ve o inancı yeniden yeniden kendine her yaşattığında aslında oradaki nöronları, oradaki inancı yeniden sağlamlaştırıyorsun diyebiliriz. Yani şöyle bir kısır döngü ya da kendi kendini gerçekleştiren kehanet diyebiliriz. Şimdi benim farkında olsam ya da olmasam da en gerilerimde ben başarısızım diye bir şey var. O yüzden de başarılarımı hep sabote ediyorum, baltalıyorum. Ertesi gün toplantım varken akşam gidip içiyorum örneğin. Toplantıya geç kalıyorum, sorumsuzum vesaire. Ve bunun karşılığında da gerçekten başarılı olamıyorum aslında. Ve o inanç bir daha doğrulanıyor ve kendime diyorum ki gördün mü bak ben başarısızım zaten yapamıyorum. Diğer bir konu ise bu videoyu çekmeye hazırlanırken kendimde keşfettiğim bir şey yine bilinçaltı bir yere gidiyoruz. Bu sefer hayata dair diyebileceğimiz, realiteye dair bazı inançlar kendi annem ve babam üzerinden fark ettim bunu. Onların sürekli neler konuştuğunu, sürekli tekrarladıkları bazı cümleleri fark ettim. Açıkçası ben çocukken bunu tabii ki fark edemiyordum ama ikisi de endişeli insanlar ve sürekli bir şeylere yetişme çabaları var. Sadece benim annem babamda değildir eminim. Çok fazla insanda böyle şeyler var. Sürekli annemin dilinde şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Hiç iş bitmiyor ki. İşler hiç bitmez. Hep bir şey çıkıyor ne kadar yaparsan o kadar iş çıkıyor. Aman işte der, sürekli bir şey çıkar. Sonra babamın şöyle bir tribi var. Hiçbir şeye zamanım yetmiyor. Hiçbir şeye zamanım yetmiyor. Aslında bunlar yine realite ve zamanın gerçekliğin nasıl çalıştığına dair sadece bakış açıları. Yani hayat çok zor diye bir cümle bir yerlerinize kazındıysa hayatta hep zor deneyimler yaşayarak bu inancı yine realize etmeye çalışıyor olursunuz. Çok işim var, ben hep meşgulüm. Efendim, işte zaman yetmiyor hiçbir şeye falan böyle şeyler sürekli aklınızdan geçiriyorsanız gerçekten zaman hızlanacak şekilde çalışır ve işlerinizi yetiştiremezsiniz. Gerçekte olan şey ise bu inançlar tabii yoktan var olmuyor. Bunlar neden var oluyor? Çok fazla insan kaygı, endişe, stres bunları hissetmeye ve bunlara dair hormonları sürekli salgılamaya bu duyguların kendilerine yaşattığı hisleri yaşamaya alışkınlar. Bu duygular tanıdık. Yani içinde büyüdüğünüz evde sürekli stres, sürekli kaygılandıracak durumlar vesaire olmuş ve bünyeniz bu halleri çok iyi tanıyor. O yüzden de tanıdık alanda kalmak için ne yapmaya ihtiyacı var? Yaşamın içerisinde bu duyguları yeniden yaratmaya ihtiyacı var. Ve sırf bu duygular yaratılabilsin diye stres üretecek tarzda düşünce yapıları bizim enerjimize daha uyumlu düşünce yapıları oluyor. O yüzden kendimize bunları söylüyoruz. Sürekli işte bir yerlere yetişmeye çalışılıyor. Hayat çok zor, iş hiç bitmez vesaire deniyor. Bir insan iş hiç bitmez diye bir inanç sahibi ise işlerini bitirmek için değil, sürekli bitmeyen bir şeyleri olsun ve o bitmeyen şeyler de kendisine stres yaşatsın diye aksiyonlar alıyor. Hayatını buna göre kurguluyor. Ben kendime baktığım zaman, ne zaman ki böyle bir bakış açısından çıktım, aslında o zaman gördüm ki aslında çok iş diye zannettiğimiz şeyleri dahi yapmak, onları yapmak isteyince çok kolay. Yani gerçekten onları yapmayıp onlar hakkında stres olmaktan çok çok daha kolay olduğu kesin. Ama işte sen orada iş bitirmek istemiyorsun aslında. Sen orada hep yapacak işin kalsın istiyorsun gibi bir denklem var. Şimdi bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize gelirsek. Bir kere benim deneyimimde herkes de böyle olmayabilir. Bunların en geride bazı inançlardan, bazı zihinsel yapılardan kaynaklandığını fark ettiğim zaman kendime ve zihnimin bana söylediği ya da yaptırmaya çalıştığı şeylere farklı bir gözle bakmaya başladım. Ve biraz daha büyük bir çerçeveye kendimi çektim. Örneğin spora gideceğim. Gitmek istemiyorum. Ay bugün yatalım ya işte bilemedik falan filan diyor zihnim. Ben eskiden hep bunlara bir güzel ikna olurdum. Ama sonra şunu görmeye başladım. 365 gün var. 365'inde de spor yaparsan, günde 10 dakika bile yaparsan bu senin hayatını dönüştürecek. Yani bu kesin, bunun kaçarı yok. 365 günün 150-160 gününde de spor yapsan o da senin hayatını değiştirecek, süper. Ama sen bugün hadi bugün gitme elime evet dersen yarın yine hadi gitme elime evet diyeceksin. Yani yarınla bugünün farkı ne? Yok. O zaman günün sonunda 365 günün 365 gününde de spor yapmamış bir insan olacaksın. Yani bir gününü nasıl yaşadığın, bütün hayatı nasıl yaşadığındır. Bu benim bir felsefeme dönüştü ve o an attığımız bir tane adım doğru düzgün bir şey hizmet etmiyor gibi görünse de, sonuçta kilometrelerce yolu yürüten de birer birer adımlar olduğu için o an onu atmamak için gerçekten sebebin ne olabilir? Bunu sorgulayabilirsin. Belki işte o kilometrelerce yolun kilometrelerce olması sana çok fazla ve çok büyük görünüyor. O yüzden yapmak istemiyorsun, bir yerden başlamak istemiyorsun. Ama bir adım atmazsan bitme ihtimali sıfır. Ama her gün o adım atarsan bitmese bile o yolun çok büyük bir kısmını yürümüş bir insana dönüşme ihtimalin oldukça yüksek. Ve demiştik ki belki seni gerçekten tatmin etmeyen şeylerin içerisindesin. Olabilir. Bu bir iş olabilir. O zaman şunu yapabilirsin. Ya gerçekten benim değerlerim ne? Ne olsaydı, ne elde etseydim tatmin olurdum diye sormak ve buna uygun bir hayat yaratacağım bir arayışa girmek. O arayışa girdikten sonra da kendine o değerleri ve o hedefi pusula olarak koymak ve oradaki zorluklara yine takılmamak. Çünkü kendine sürekli şunu hatırlatman gerekecek. Ben bunu kendim seçtim. O zaman buna doğru yürüyeceğim. Ya da içinde bulunduğun duruma bakış açını değiştirmek. Örneğin aldığın maddi karşılıktan hoşnut değilsen kafanda kendine gerçekten seni tatmin edecek hedefleri koymak ve o hedefe giderken alman gereken tecrübeleri aldığın bir basamak olarak görmek o anda yaptığın şeyi. Bu bir ilişki olur, iş olur, proje olur, her neyse. Ama acaba çok fazla sonuca odaklanmak ya da o en sondaki şeyi hızlıca beklemek seni süreçten kopartıyor olabilir mi? Birazcık bunlara bakmak. Çünkü bazen zor problemleri çözmemiz gereken eşiklerden geçiyoruz ve orada hemen yılmak ve bırakmak istiyoruz. Ama Şöyle düşün eğer o problemin içinde kalabilirsen ya da o ertelemeyip kaçmayıp doğrusuyla yanlışıyla içinde durabilirsen bir şekilde o problemin içinden geçmiş insan olacaksın. Bu senin enerjini tamamen değiştirecek ve önüne çıkan seçenekler kurgulayacağın hayat çok daha farklı bir yere doğru evrilebilir. Ha bir de buranın içerisinde tabii ki ne var? Hata yapma korkusu var. Genellikle bir şeyi eksik ya da hatalı yapmaktansa hiç yapmamaya doğru gidiyor zihnimiz. O zaman da işte hata yaparsam ne olur? Oradaki korkulara bakmak gerekiyor ve hiçbir şeyin hata olmadığını, istediği sonucu belki elde edemeyeceğini ama yine de o şeyi yapmayı seçmiş insan olmanın senin bütün enerjini ve hayatını değiştireceğini unutma. Yani şunun gibi diyelim hiç doğru düzgün koşmayan bir insansın. Bir gün maraton koşmaya karar verdin, çalışmaya başlıyorsun. Maraton kaç kilometreydi şu anda hatırlamıyorum. Bu bilgiyi zaten hiç bilmiyormuşum ama 50 kilometre olsun. Sen aylarca o maratona hazırlandın ama hayatında belki 40 yıl koşmamış bir insansın. Sonra çıkıyorsun maratona ve 35. kilometrede bırakıyorsun. Bu seni başarısız bir insan mı yapar yoksa bu seni... 40 yıl boyunca hiç koşmamış ve hayatının 40. yılında 35 kilometre koşabilmiş bir insan mı yapar? Diğer bir önemli konu ise kapasiteni doldurmuş olma ihtimalin enerjik alanımızın ya da akışık alanımızın çok fazla dolu olması. Bu ne demek diyeceksiniz? Mesela kendinizi bir bulut teknolojisi, bir cloud'unuz varmış gibi düşünün ve bu cloud'un hafızasının tamamen dolduğunu düşünün. Şimdi bu ne zamanlarda olur? Birincisi çok fazla duygusal birikintimiz ve yükümüz varken olur kaçındığımız durumlar, olaylar, yaşadığımız ama sindirip hazmetmediğimiz şeyler varsa, onlar sistemimizde yer kaplar ve sürekli aslında ruhumuz bize artık hani hayata devam etmeye çalışmadan önce şunlara mı baksan diye içeriden dürtükler. Biz böyle üstünü kapattıkça o halının altı dolar ya da evdeki o kiler dolabı dolar ve açarsak üstümüze yıkılacak diye hiç açmadan hayatımıza devam etmeye çalışırız. Ama bu da yağı eksilmiş, motoru bozulmuş, benzini bitmek üzere falan bir arabayı ittirmeye çalışmak gibi oluyor. Bu noktada zaten içimizle dışımız, zekamız, ruhumuz, bedenimiz birbiriyle işbirliği yapmıyor. Bir tanesi çekiyor el frenini. Diyor ki sen bakana kadar buradan gitmeyeceğiz. Sen de sürekli hayır benim işim var, şunu bitirmem lazım, evi temizlemem lazım, patron bekliyor falan diyorsun ama onlar senin önemli zannettiğin şeyler ama ruhun başka taraflara bakmanı istiyor oluyor. Bu sistemimizi bir dolma noktasına getirir. Zaten anksiyeteden veya ADHD benzeri durumlardan paralize olan insanlar genelde bunu yaşıyor gözlemlediğim kadarıyla yani o kadar fazla düşünce o kadar fazla artık sekme açık ki odak dikkat parçalara bölünmüş durumda ve o yaşam enerjisini tek bir yere odaklayıp ilerletemiyor orada zaten o odaklamaya çalıştığın yeri de sorgulamak iyi bir seçenek olabilir çünkü muhtemelen bu kadar doluysa alanın bu kadar sindirmediğin olay durum kendinle yüzleşmediğin şey farkında olmadığın yerler varsa muhtemelen kendi özüne çok ait olmayan yerlerden aldığın kararları uyguluyorsundur. Ona göre bir iş seçmişsindir, ona göre bir ilişki seçmişsindir, ona göre insanlarla ilişkidesindir vesaire. O yüzden de onları yapmaya çalışmak sana ekstra bir yük geliyordur. Yani diyebiliriz ki aslında içindeki o en canlı hisseden parçanın içindeki çocuksu, yaratıcı taraf oynamak istemiyor. Eğlenceli değil çünkü o hayat yeterince kalbini, ruhunu heyecanlandırmıyor. Kalbini ruhunu heyecanlandıran şeyleri yeniden keşfedebil, özünü hatırla, canlılığını hatırla. Zaten yaratıcılığın, bir şey üretmenin, bir iş bitirip yanına çek atmanın çok daha kolay olduğu bir versiyonu var bu hayatın. O da nedir? Ruhunun, kalbinin, zihninin işbirliği yaptığı bir versiyon. Sen o işbirliğinden o kadar uzaklaşmışsın ki artık için çorba olmuş ne içinde bir işi ilerletebilecek, nihayete erdirebilecek bir yaşam enerjisini toparlayabiliyorsun. Ne işte toprak elementin dengede çünkü bir sürü korku, bir sürü ait olmama, travma derken o hayatla bağlantı kurma halimiz, kök çakramız, toprak elementimiz tamamen dengesizleşiyor. Öyle olunca zaten bedenimizin içinde durmak istemiyoruz. Çünkü bedeni bir ev gibi düşünürsek bu beden böyle çerçöple dolmuş. Ben şimdi buranın içinde niye oturayım ki? O zaman ben zihnime kaçarım. Bedenim hiç konforlu bir yer değil çünkü. Şimdi bedenimin içinde durursam hissedilecek şeyler var. Karnım ağrıyor, popom ağrıyor, başım ağrıyor. Çünkü neden bir sürü duygusal travma var. Kalbim acıyor belki. Derken ben bunları hissedeceğim mi? Aslında bedenle bağlantımı kesiyorum zihnimin içinde yaşıyorum. Zihnimin içi nasıl bir yer? İhtimaller dünyası, senaryolar dünyası. Bedenimin içinde var olup, mevcut olup, hayatla, problemlerimle, ilişkilerimle yüzleşeceğime ben ihtimaller dünyasında yaşayayım diyorum. Çünkü orası daha tanıdık. Diyeceksiniz ki şimdi nasıl tanıdık, nasıl güvenli ya, anksiyete yaşıyorum, hiç kolay bir şey değil vesaire. Siz öyle zannediyorsunuz ama sisteminiz diyor ki Zihni en azından ben kontrol ediyorum. Hani zihindeki düşünceler benim düşüncem. O zaman burası güvenli bir yer zannediyor. Oysaki tam tersi o zihnin içerisinde sürekli üretilen düşünceler, senaryolar vesaire bizi çok daha güvende hissetmediğimiz bir alana taşıyor. E güvende değilken hayatla ilişkilenmek istemiyorken e zaten bir toz bezini alıp şurayı silmek bile büyük bir zulüm, büyük bir yük haline geliyor. İşte bırakın ev sorumluluğu almayı, para kazanmayı, iş güç yapmayı. Genelde de günümüzdeki insanların durumu buna çok uyuyor. Bendeki de durum buydu açıkçası. Bende bu durumlar üniversitenin ortaları gibi başladı. Ben üniversite hayatına kadar odaklanmakta problem diye bir şeyin hani ne olduğunu bilmiyordum. Fikrim bile yoktu ne olduğuyla. Çünkü benim için hep şeyden hani yapılacak bir şey vardır. Onu yaparsın biter diye. Bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyordum. Sonra aslında bu az önce bahsettiğim durumu biraz yaşadım. Yani içimdeki çocuk çok sıkılıp çok bunalıyordu. İçinde yaşadığım hayattan çünkü üniversiteye gitmek benim için şey gibiydi. Üniversiteye gideceğim ve hayatım şöyle 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 olacak. Benim o ana kadar negatif bulduğum, hayatımla ilgili sevmediğim her şeyin düzelmesini bekliyordum. İstediğim okulu kazandım diye çevremdeki insanların toplumun gözünde çok başarılı oldum, çok iyi bir üniversite kazandım. Oradan sonra zannediyorum ki sihirli denekle hayatım muhteşem olacak. Çünkü öyle bir illüzyon yaratılmış yani ve o illüzyon gerçeğe dönüşmeyince de bu sefer ee, biz hani yıllarca çalışmıştık bunun için. Miydi? Yine mutlu değiliz, yine mutlu değiliz oldu içimdeki çocuk ve orada artık beni sıkıştırmaya başladı. Hayatımda bana ve özüme ait olmayan şeylere bakmam onlarla çalışmam gerekiyordu ama ben böyle şeydim içsel olarak la la la, la 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 bildiğim hayatı yaşamaya devam edeyim mi her şey iyi olsun istiyordum. Bu da neye benziyordu biliyor musunuz? Aslında içimde zaten o terk edilme travması yaşamış, üzülmüş, şiddet görmüş çocuğa aynı şiddeti uyguluyordum. Böyle kulağından tutup "Niye çalışmıyorsun? Senin yüzünden odaklanamıyorum. Hadi, hadi çalış." falan diyordum. Halbuki o orada bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bağırıyor yani dur dur bu şekilde ilerleyemezsin. Konuşmamız gereken şeyler var diyor. Ben böyle tokatlıyorum senin yüzünden falan diye. Yani içindeki savaş buna benziyordu. E Zaten o kadar öyle bir savaşa enerji ayırırken hayatında bir şey yaratmaya nasıl enerji ayıracaksın? Şimdi bu kapasite doluluğu ile ilgili biraz pratik öneriler vereceğim. Bu zamana kadar anlattıklarım zaten olayın en derin en öz kısmıydı. O kadar derine ben inerim o öyle takılırım diyorsanız bunlar üzerine bir tefekkür edebilirsiniz. Kendi hayatınızda şöyle bir şapkayı önünüze çıkarıp bakabilirsiniz. Daha pratik kısımlarına geleceğim. Şimdi burada eril dişil dengesi önemli. Bazen çok aksiyonda kalıyoruz. Sürekli yapma 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 eylemde kalıyoruz. Biraz eylemi yaptıktan sonra bir adım geriye çekilip o eylemin tepkisini görüp ona bir yanıt vererek ilerlemek gerekiyor. Özellikle de benim gözlemlediğim bugünün kurumsal hayatında, girişimcilik dünyasında böyle hızlı tempoyla çalışan alanlarda bu çok var. Özellikle kadınları bu çok daha fazla yoruyor çünkü hiç dişil enerji olmamış oluyor bu sefer. Sürekli yap 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 aksiyonal aksiyonal hiç durma. O da sinir sisteminin zaten kaç savaş durumunda takılı kalması demek ve hiçbir zaman o dinlenme sinir sistemi moduna geçemiyor oluşumuz demek. E o zaman zaten zihnimiz nasıl kendini toparlayacak, bedenimiz nasıl yenilenecek, nasıl sakinleşecek? Sürekli bir şeyler doluyor ama hiçbir şey boşalmıyor gibi düşünebiliriz. O zaman da işte kapasitemiz çok hızlı dolar maalesef. İçimizde bir şey daha yapacak, enerji kalmaz. İş bitince böyle pilin bitmiş gibi kanepeyi yayalıp sadece bitki gibi dizi izlemek ve bir şeyler ağzına tıkmak istiyorsun. Aslında daha aç olduğun için değil. O diziyi izlemeye ihtiyacın olduğu için değil. Yaşam enerjin bittiği için. Topraklanamadığın için. Sürekli bütün enerjiyi zihninde kullandığın için. Oysa ki onu yapmak yerine gelsen yarım saat yerde debelensen bir iki yoga hareketi yapsan öyle çok sistemli bir spordan vesaire bir şeyden de bahsetmiyorum. Sadece sevdiğin bir müziği açıp 15-20 dakika salınsan belki sana daha iyi gelecek. Neden? Çünkü o sürekli yapma halinden olma ve durma haline geçmiş oluyorsun. O yüzden böyle çok yandığınızı hissediyorsanız eril dişil dengesine çalışmanızı öneririm. Bir amaç bir sonuca odaklı olmayan eylemler yapıp biraz Sonra tekrar o yapmanız, ilerletmeniz gereken şeylerin başına geçin. Bakalım nasıl hissedeceksiniz? Yani böyle küçük aralar verip tekrar gelmek. Analitik zihinleri seveceği bir başka öneri bende çok işe yaramıştı. Bütün yaşamanızın haritasını yapın. Yapmanız gereken her şeyi yazın. Hayatınızdaki her alanı. Kimilerimiz böyle sosyalleşmeyi, eğlenmeyi hatta hobilerimizi bile iş gibi görüyoruz bazen. Onlarla ilgili bile kafamızda böyle yapılacaklar listesi oluyor. Üşenme, defter al, kağıt al, harita metod al, resim kağıdı al, yap, hepsini yaz. İş, evliliğim, ev hayatım, ilişkim, işte müzik, resim, yazı, kitap, ev işleri, neyse. Yazdın, yazdın, yazdın. Aklındaki 5 yıllık kalkınma planının hepsini yaz. Sonsuz, bütün yapılacaklar listeni yaz. Buluşulacak arkadaşlarını yaz. Şimdi bu listeye bir bak. Hangilerini gerçekten yapmak zorundasın? Hangileri senin için hayati? Yapmasan bir şey oluyor mu? O işi kendine mi ürettin? Ya da bir arkadaşınla "Aylardır buluşalım, buluşalım" diye konuşup kafanın bir kenarında açık bir sekme gibi tutuyorsun ama o arkadaşınla o kadar da buluşasın olmayabilir mi acaba bu kadar süredir beklettiğine göre? Bu konularda kendine dürüst olup bir öncelik sıralaması ve eleme yapabilirsin. Neleri gerçekten yapmam gerekiyor? Neleri kendime iş olsun diye ürettim, sallandırıyorum ya da hangilerini yapıp yanına çek atarsam sonucunda olacak şeyden korkuyorum. Ve sadece işim olmaya devam etsin diye onları orada tutuyorum. Bunlara büyük bir dürüstlükle baktığında yapılacakları yapmak için bir kere daha çok motivasyonun oluyor. Çünkü öbür türlü kafanda sonsuz bir bulut var, diğerinde somutlaşmış oluyor. 100 tane mi yapacak işin var? bin tane mi var ama sayısı belli yani artık. Öbür türlü onlar seni sadece sıkıştırmaya devam edecek. Sonra bunlardan ufak ufak yapılması daha kolay gördüklerini yapmaya, dediğim gibi çok gereksiz olanları elemeye, belki bazıları hakkında etrafındakilerden destek almaya başlayarak o listeyi eritmeye başlayabilirsin. Ve orada bir kere çok uzun süredir olan bir atalet ve kendine inançsızlık ben zaten yapamam, zaten yapmaya başlarsam bitmeyecek gibi bakış açılarını yıkmış oluyorsun. Çünkü yapabildiğini kendine kanıtlamaya başlıyorsun. Oradan gelen tamam ya ben yapabilirim hissi sana daha çok şeyi yapabilmenin kapasitesini ve kapılarını açmaya başlıyor. Ve en önemlisi oraya yazdığın bazı şeyleri Meli malı olmaktan çıkarıp biraz daha oyunlaştırabilir misin? Bazen kendimize ayırdığımız vakitlerde yapmak istediğimiz şeyleri, eğlenelim rahatlayalım diye yapmak istediğimiz şeyleri bile bir zorunluluğa çeviriyoruz. Yoga dersine gitmem lazım, dans etmem lazım gibi. O meli malı olan şeyleri ne kadar bırakıp kendi takviminde alanında, o eterik alanında boşluk yaratırsan o boşluğun içerisinde yaratıcılığın ve içindeki çocuğun açığa çıkma ihtimali artıyor. Küçük çocuklara bakarsanız hiçbir zaman yapılacaklar listesi olmadığını, anda yaşadıklarını, kendilerine her zaman her şeyden oyun üretebildiklerini, bundan şikayet etmediklerini, akışta kalabildiklerini görürsünüz. O içimizdeki çocuk halini, o her an kendi kendine bir dünya yaratabilen, bir oyun yaratabilen hali aktive edebilmek için o alanı biraz boş tutmak gerekiyor. İşte asıl orada bizi gerçekten dinlendirecek, gerçekten şarj edecek ve yapmak zorunda hissettiğimiz şeyleri yapmamıza yetecek enerjiyi bize getirecek haller açığa çıkabiliyor. Öbür türlü içimizdeki çocuğa aslında şunu yapmış oluyoruz. E zaten küçücük bir çocuk, okul diye bir yer var, sıkıcı, oraya göndermişsin, bütün gün oturmuş. Zaten ona çok ters bir şey yani. Bir de üstüne ödev vermişler. Tek istediği şey eve gelip çizgi film izleyip yayılmak ve sen ona diyorsun ki hayır şunu da bitir bunu da bitir. Ve bir süre sonra bu kadar kuraldan, e, bunu almaktan artık sıkılır, boğulur ve isyan bayrağını çekip hiçbir şey yapmak istemez. İşte biz de kendimize bazen böyle davranıyoruz. Dolayısıyla kendimizin en iyi dostu olmak, kendi içimizdeki çocuğun en şefkatli, en onu anlayan, gören, ihtiyaçlarını gören ebeveyni olmak burada da devreye giriyor. Onun dilini anlamaya başladığımızda ya da içinde bulunduğumuz anın, hayatın bizden beklentilerini anlayabilmeye, kendimizle samimi, sağlıklı bir iletişim kurabilmeye başladığımızda erteleme sorunları da kendi kendine ortadan kalkmaya başlıyor. Umarım bu videoda anlattığım bilgilerin yaşamına katkısı olur. Lütfen yorumlarda benimle tecrübelerini ve fikirlerini paylaş içinden gelirse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak.